Ama en azından bir hurma kütüğü kadar olsaydık iyi olurdu. Hocam ne demek bu şimdi? Biraz acayip bir dua. Ya Rab bizi hurma kütüğü kadar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bağlanmaya bizleri muvaffak eyle. Amin. Hocam nasıl bir dua yaptın şimdi diyeceksiniz ama anlatayım. Mescid-i Nebevi'de Hannane direği var. Duydunuz mu? Lübabe direği var. Orada bir sahabe tövbe etmiş, tövbesi kabul olmuş, kendisini oraya bağlamış. Bir de Hannane direği var, sütunu var. Ne demek? Mescid-i Nebevi yapılınca, tam da benim önüme geçsin, mübarek arkaya bir yere geçsin. Hadi gözükme bari. Allah senden razı olsun. Hafızlar bereket. Şimdi Mescid-i Nebevi inşa edilmiş. İlk inşası hatırladığım kadarıyla bir dönüm diye hatırlıyorum. Bilenler varsa buradan düzelsinler. İlk inşası hani Peygamber Efendimizin de çalıştığı ashabı ile beraber orada çalışırken La işe illa işel ahireh Allahümme gfiril ensara vel muhacirin. Ya Rabbi hayat ahiret hayatıdır. Ensara ve muhacire ikram eyle diye dua ettiği, Peygamber Efendimiz de bu güzel şiiri söylemiş olduğu Mescid-i Nebevi inşa ediliyor. Tabii ilk inşasında hocalar cuma günü hutbeye çıkarken bir yükselti vardır basamaklı. Ne deniliyor ona? Minber deniliyor. Tamam. Mihrap neye deniliyor? Mihrap. Mihrap namaz kılınan yere deniliyor. Minber ise hutbe de diyoruz biz ona. Hutbe. Hutbe irad ederken yükselti vardır. Basamaklı merdiven. Ona minber denilir. O zaman ilk inşada öyle bir yükselti yok. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir hurma kütüğüne yaslanarak ne yaparmış? Dayanarak sırtını, kolunu artık neyse oradaki ashaba hutbe irad edermiş, sohbet edermiş. Daha sonra insanlar kalabalık olunca arkadaki cemaat Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sesini duyamadığından dolayı böyle üç basamaklı bir mihrap yapmışlar. Bir gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu mihraba çıkıyor. Affen, minbere. Yanımda sağlam grup var yani hata ettiğim zaman düzeltiyor. Minbere çıkıyorlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Tabi herkes dinliyor, ashab-ı kiram. Yani mescidin içinde bir inilti var, bir ağlama sesi, bir feryat var. Acaba nereden geliyor, kim ağlıyor, kim sızlıyor derken bir bakıyorlar ki o Resulullah Aleyhisselatü Vesselam daha evvelden yaslanarak, dayanarak hutbe verdiği, vaaz ettiği o hurma kütüğünden ses geliyor. Subhanallah. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam iniyor. Hurma kütüğünün şöyle sırtını sanki insanı yani teselli eder gibi sırtını sıvazlıyor. Ondan sonra sesi kesiliyor. Diyor ki şayet bunu yapmasaydım, o hurma kütüğünün sırtını sıvazlamasaydım yevmel kıyameti, lehanne yevmel kıyameti, kıyamete kadar, kıyamet sabahına kadar böyle inlerdi diyor. Peki niye inliyor hurma kütüğü? Anladınız mı? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan ayrıldı. Ona başka minber yaptılar. Artık bana yaslanmayacak. Uzak kaldı, biraz uzak kaldı. Belki yine mescitte orada duruyor ama eskiden daha yakındı. Bana yaslanıyordu, bana dayanıyordu. Şimdi Resulullah'tan biraz uzak kaldı. Yarım metre uzak kaldı. Hurma kütüğü o uzaklığa tahammül eder. Hanne özlem duymak demek. Özlemden yani bir kişiyi senelerce göremezsin. Çok arzuyla onu ararsın ve ahuva edersin. Hannane çok böyle inlemiş o kütük. Ve bu şekilde ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu muhayyer bırakmış. Konuşuyor kütükle. Diyor ki dilersen seni şu Medine-i Münevvere'nin hurma bahçelerinden bir bahçeye yine dikeyim. Orada yeşer insanlar senin meyvelerinden istifade etsinler. Veya dilersen seni cennet bahçesinden bir bahçeye dikeyim. Cennetin sularından efendim istifade et
ve meyvelerinden de ehlullah, Allah'ın salih kulları yesin, istifade etsin diyor. Hurma kütüğü neyi tercih ediyor? Ya Resulallah, beni cennet bahçesine dik diyor. Yarın cennet bahçelerinde bir hurma görürseniz sorun yani, acaba sen hangi hurmasın? Bakın, o hurma kütüğü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a muhabbetten ne yaptı? Cennete dikildi. Onun için hani cennet bahçesi dedi ya, Peygamber Efendimiz de ne buyurdu? مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ Minberim ile evimin arası cennet bahçesinden bir bahçedir diye onu oraya dikti. O minberin altına gömdüler, onu defnettiler. Minberin altına gömdüler, defnettiler. İşte oraya, o hurma kütüğünün olduğu eski yere onun nişanesi olarak bir direk dikmişler, Hannane direği. Tamam. Rabbimiz Celle Celaluhu bu hurmadan, bu hurmanın meyvesinden cennette tatmaya, cennette bu hurmanın meyvesinden yemeye bizleri muvaffak kılsın. Amin. Şimdi duamızın manası anlaşıldı mı? Anladım. Ya ayrılıyoruz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan ama nerede gözyaşı, nerede onun gibi samimi bir ağlayış yani.